Hayatımızın ilk matematik derslerinde 2 artı 3'ün 5'e eşit olduğunu öğrenir, 6 artı 1 eşittir 7 gibi işlemler yaparız ya da 8 eksi 2 eşittir 6 deriz. Ve tüm bu işlemleri yaparken eşittir işaretinin size soruyu sorduğunu, yani sizden bir cevap bulmanızı istediğini düşünüyor olabilirsiniz. 2 artı 3 nedir? 5'e eşittir. 6 artı 1, 7 eder. Ya da 8 eksi 2 işleminin sonucu 6 deriz. Aslına bakarsanız bu hiç de doğru değil. Eşittir işareti size sonucu göstermez. Eşittir işareti, sol taraftaki sayının ya da miktarın, sağ taraftaki miktarla aynı olduğunu söyler. Mesela, 2 artı 3'ün 5 ile aynı şey olduğunu gösterir. Evet, bu işlemi bu şekilde yazmak zorunda bile değilsiniz. Aynı işlemi, 5 eşittir 2 artı 3 olarak da yazabilirsiniz. Ya da 3 artı 2 eşittir 2 artı 3. İşte burada da gördüğünüz gibi, 3 artı 2 işleminin sonucunu aramıyoruz. 3 artı 2 işleminin sonucunun, 2 artı 3 işleminin sonucuna eşit olduğunu söylüyoruz. Ve bu iki işlemin sonucunun da 5 olduğunu biliyoruz. Hatta isterseniz, toplama ve çıkarma işlemini karıştırıp, 6 artı 1 eşittir 8 eksi 1 bile yazabiliriz. İki tarafın değeri aynı. 6 artı 1 kaç eder? 7. Peki ya 8 eksi 1? O da 7 eder. Böylece eşittir işaretinin anlamını öğrenmiş oluyoruz. Eşittir işareti, bir işlemin sonucunu bulmamız gerektiğini söylemez. Ya da bu iki sayıyı birbiriyle toplayın ya da çıkarın ve cevabı bulun gibi sorular sormaz. Eşittir işareti solda gördüğünüz değerin ya da miktarın sağda gördüğünüz değer ya da miktarla aynı olduğunu gösterir. Bir eşitlik olduğunu gösterir. Evet. Şimdi gelin eşittir işaretiyle bazı ifadeler yazmaya çalışalım. Bu ifadelere eşitlikler de diyebilirsiniz. Ve bu eşitliklerin hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu bulmaya çalışalım. Bakalım. Bunu. Okumadan yazayım ki kopya vermiş ya da kafanızı karıştırmış olmayayım. Diyelim bunu yazdık. Ne düşünürsünüz? Sizce bu eşitlik doğru mudur? Soldaki sayı 18, sağdaki sayı ise farklı bir sayı olan 81. Bunlara bakarak 1 ile 8'in yerleri değişmiş diyebilirsiniz. Ama bu iki sayı birbirine eşit değildir. Çünkü 18 ile 81 farklı sayılardır. Eşit değil. Evet, bu eşitlik doğru değil. Bazen eşittir işaretinin üzerinde böyle bir çizgi görürsünüz. Bu çizgili eşittir işareti aslında eşit değildir demektir. 18, 81'e eşit değildir. Şimdi devam edelim. 9 eksi 3 artı 2 eksi 0 eşittir. 0 artı 1 eksi 1 artı 8. Peki, Sizce bu eşitlik doğru mudur? Bir bakalım. Sol taraftaki işlemin sonucu nedir? 9 eksi 3, 6 eder. Artı 2, 8 ve eksi 0, 8 sonucunu verir. O halde sol tarafın sonucu 8'e eşittir. Sağ taraftaysa 0 artı 1, eksi 1 artı 8 var. 0 artı 1, eksi 1, 0 eder. Yani sağ taraftaki işlemin sonucu da 8 olur. Bu eşitlik doğru. Öyle değil mi? 8 eşittir 8. Evet. 8, 8'e eşittir. 9 eksi 3 artı 2 eksi 0, 8 eder. Sağ tarafta da 8 olduğuna göre bu eşitlik doğru olur. Bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Eşittir işareti, sol taraftaki miktarın ya da sayının, sağ taraftaki miktara ya da sayıya eşit olduğunu gösterir. Hadi bir örnek daha yapalım. Hatta iki tane daha yapmak istiyorum. Bunu yazdım. Doğru mu değil mi? Bir bakalım. Sol tarafta 10 var. Sağ tarafta ise 1 artı 0. Şimdi 1 ile 0'ı yan yana görünce, aa bu da 10 diye düşünmüş olabilirsin. Ama bak evlat, matematikte işler öyle yürümüyor. Ortada artı var. <laughs> Toplama yapmalıyız toplama işlemi öyle yapılmıyor. Sağ taraftaki işlemi yaptıktan sonra 10 eşittir 1 olur. Ama bunun doğru olmadığını biliyoruz. 10, 1'e eşit değildir. Öyleyse bu eşitlik doğru değildir demeliyiz. Hadi bir tane daha. 7 artı 1 eşittir 3 artı 4. Peki bu eşitlik doğru mudur? Sol tarafta 7 artı 1 var ve bu 8 eder. Sağdaysa 3 artı 4 yani 7 eder. E bunlar birbirine eşit değil. O halde bu eşitlik de doğru değildir. Yani eşit değiller. Evet, işte bu kadar.